Herkese merhaba. Olduğunuz yerde keman öğrenmek için doğru kanaldasınız. Bu videoda Duydum Ki Yutmuşsun adlı eseri önce ben size seslendireceğim. Ardından da nasıl çalındığını beraber öğreneceğiz. Ayrıca aşağıya başka öğrenmek istediğiniz eserler varsa onların da isimlerini bırakabilirsiniz. Bununla beraber yine sorularınız varsa onları da aşağıya bırakabilir. Ya da Instagram'da Keman Akademisi hesabının DM'inden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımda bulunan eserlerden çalabildiklerinizi yine Instagram'da DM'den bana ulaştırabilirsiniz. Böylece ben de sizin gelişimizi takip edebilir ve elimden geldiğince yardım etmeye çalışabilirim. Şimdi hemen çalmaya geçiyorum. Eserimiz 3 dörtlük bir eser. İlk ölçüde de do notasıyla başlamış. O yüzden önce do notamızı hatırlıyoruz. Do notamız üstten ikinci telin üçüncü parmağı, yani üçüncü etiketimizin üstündeki noktaydı. İlk ölçümüzü önce bir seslendiriyorum. Do 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 bu şekilde geliyor. Şimdi bunu kemanda çalıyorum. Evet. Do do do. Sesi tamamen yayımızın çekişiyle veriyoruz. Burada parmağımız sabit kalıyor bu noktada. İkinci ve üçüncü ölçüye gelecek olursak burada do si do si şeklinde notalarımızı görüyorum. Si notamızı hemen hatırlıyoruz. Si notamız do'nun hemen yanıydı. Hemen yanındaki etiketti. Öyle ki iki parmağımız birbirine değecek şekilde yakındılar. Bu durumda do si do si çalabilmek için sadece parmaklarımızı sık oynatıyoruz. Do si do si bu şekilde. Hemen seslendiriyorum. Buradaki aşağıya doğru, köprüye doğru en yakın bastığımız ses çıkacak olan sestir. Arkadaki parmaklarımızın hiçbir etkisi olmayacaktır bu duruma. O yüzden hemen ard arda olan notalarda elimizi hızlıca hareket ettirmemiz gerektiği için parmağımızı bu şekilde kaldırıp indirmek yerine si notamı burada bırakıyorum. Sadece do notasını kaldırıp indiriyorum. Do si do si şeklinde. Şimdi bu ilk üç ölçümü baştan alıyorum. Yani do 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 si do si bu şekilde. Ardından da sol fa mi notaları geliyor. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Son sesimiz üstten ikinci telin boş sesiydi. Yani boş nota çekiyoruz burada. Fa da en üst telin üçüncü parmağıydı.
Mide hemen fa'nın yanındaki etiketin üzeriydi. Yine parmaklarımız birbirine değecek şekilde yakın olacak bu noktada. Yani sol fa mi çalmak için boş tel sol fa bu şekilde. Ayrıca boş tel yerine en üstteki dördüncü parmağı da sol olarak kullanabiliriz. Bu ikisi aynı ses oluyor. En üstteki dördüncü parmakla alt notadaki boş telimizin sesi aynı. İsterseniz dördüncü parmağı kullanabiliyorsanız dördüncü parmakla çalabilirsiniz. Hemen onu da örnekliyorum. Sol, fa, mi. Şimdi en baştan bu kısma kadar bir alalım. Bu şekilde ölçüleri bol bol tekrar etmemiz gerekli ilk başta çalmaya çalışırken. Hemen tek seferde çalmaya çalışıp başarıya ulaşmamız çok zor. Bu yüzden ölçüleri bol bol tekrar etmemiz gerekiyor. Ben çalarken ayrıca bu şekilde titretmemeye, vibrasyon yapmamaya da dikkat ediyorum anlaşılır olabilmesi için. Şimdi hemen diğer ölçümüze geçiyoruz. Burada Si notamıza tekrar atladığını görüyoruz. Sol fa mi'den. Buradaki atlayışı gerçekleştirirken yaptıktan sonra Si'ye geçmek için hemen parmağımızı bir alt etikete kaydırmamız yeterli. Bu kısmın zor olacağını sanmıyorum. Si, do, si, la, sol, la, sol kısmını görüyoruz. Si, do, si daha önce yapmıştık. Şimdi la, sol, la, sol kısmına geçiyorum. Burada la notamız ikinci telin birinci parmağıydı. Üstten ikinci telin birinci parmağı. Yani si'den bir önceki notamız olmuş oluyor. La, sol de dediğimiz gibi boş telimizdi. Dördüncü parmak da kullanabiliriz ama burada la sol la sol yaparken zor olacağı için ben boş tel kullanacağım. La sol la sol olacak. Şimdi iki ölçüyü birleştireceğim. Si do si la sol la sol. Burayı yapacağım. Ben anlaşılır olması için bir de parmaklarımı böyle kaldırmaya çalışıyorum klavyenin üzerinden ama siz çalarken bu parmaklarınızı da hemen klavyeye yakın bir noktada tutabilirsiniz. Evet, şimdi 8. ölçüye yani si la sol yazan ölçümüze geliyoruz. Burada da hemen si dediğimiz gibi üstten ikinci telin ikinci etiketiydi. La üstten ikinci telin birinci etiketi. Sol da boş telimizdi. Burayı da hemen alıyorum. Fazla zorlanabileceğimiz bir ölçü değil. Biraz uzun bir eser. Bu yüzden bütün eseri çalarken yer yer sıkıntı yaşayabiliriz. Bu gayet normaldir. Bol bol çalışmamız gerekli. Şimdi en baştan buraya kadarını alacağım. Yani do 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 si do si kısmından si la sol kısmına kadar alıyorum. Şekilde bu satırı bol bol öncelikle tekrar etmeliyiz. Bu satırı bitirdikten sonra iyi çalamamaya başladıktan sonra alt satıra geçebiliriz diye düşünüyorum. Fa 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 mi re olan kısmı görüyorum. Fa en üstteki telin üçüncü parmağıydı. Az önce söylemiştik. Fa 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 yapacağız yani. Fa mi re. Daha sonra da oraya geleceğiz. Önce fa 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 yapıyorum. Evet. Ve fa mi re kısmına geliyorum. Bu kısım gayet yapabileceğimiz bir yerde. Fa mi re mi hemen fa'nın yanındaki etiketin üzeriydi. Re de en üst telimizin birinci parmağı oluyor. Yani bu şekilde. Bu eserin notaları ve nota kalıpları birbirine benziyor. Bu da bize kolaylık sağlayacaktır. Şimdi bu iki ölçüyü birlikte alıyorum. Bu şekilde. Bir daha alalım. Ardından da hemen bir atlama görüyorum. Burada la notasına bir atlama var. Fakat burada da la notamız hemen bir alt telin ilk etiketi olduğu için bu atlamamız da gayet kolay. La, do, do da gene aynı telde üçüncü parmaktı. Buradan da buraya atlamak çok zor olmayacaktır. Hemen gösteriyorum la'yı. Ardından da do geliyor.
Bu iki notamız gayet uzun notalar. Şimdi fa 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 mi re kısmından do'ya kadarını gösteriyorum. Evet, bu şekilde. Re ve la arasında gayet hemen alt alta gelecek şekilde bir atlamamız söz konusu. Devamında da si, la, sol, fa, mi notalarımızı görüyorum. Si notamızı hemen hatırlıyoruz. İkinci telimizin ikinci parmağıydı. La birinci parmaktı aynı telde. Sol boş telimizdi. Fa üst telin üçüncü parmağı. Mi hemen yanıydı. Yani si, la, sol, fa, mi için si, la, sol, fa, mi şeklinde çalacağım. Hemen gösteriyorum. Burada fa mi yaparken yine mi sesimizi kaldırmamıza gerek yok. Sadece fa olan not parmağımızı oynatmamız yeterli. Bir daha alıyorum. Si, la, sol, fa, mi. Buradan da birinci dolabımızı görüyorum. Burada ölçünün üzerinde bir çizgi, altında bir yazıyor. Bu bize demek istiyor ki bu kısmı çalıp en başa dönüyoruz. Tekrar bu kısma kadar geldikten sonra da bu birinci dolabı hiç çalmadan direkt ikinci dolaba, yani çubuk ve altında iki yazan kısma geçeceğiz. Çalarken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu birinci dolabımızı çalıyorum. Birinci dolapla şarkının en başına dönüyoruz. Burada ölçümüzün başında bir S var. Yani bu o ölçüye başlamadan önce kısa bir durmamız gerektiği anlamına geliyor. Ardından da sol, la, si, do şeklinde şarkımızın en başına dönüyoruz. Sol notamız boş sesimizdi hatırladığımız kadarıyla. Üstten ikinci telin. La birinci parmaktı. Si ikinci parmak. Do da üçüncü parmak. S. Tekrar alıyorum. Gayet basit. Şimdi eserimizin en baştan bu kısma kadar tekrar çalıyorum. Birinci dolabı alıp tekrar dönüş yapacağım. Ardından da ikinci dolabı göstereceğim. Şimdi çalmaya başlıyorum do notasıyla. Böylelikle bitirdik. İkinci kısma da az önce söylediğim gibi ikinci dolabı çalarak geçeceğiz. İkinci dolabımızda da la si do re mi şeklinde bir nota kümesi görüyorum. Burada la notamız hatırlıyoruz. İkinci telimizin üstten birinci parmağıydı. La si ikinci etiket do 3 re istersek bu telde dördüncü parmak istersek de alt telde boş ses olarak çalabiliriz re'yi. Mi de burada hemen alttan ikinci telimizin birinci parmağı. Bu ince mi'miz oluyor. Kalın mi'miz yukarıda üst telde ikinci etiketin üzeriydi. Burada ince mi olduğu için alt telin birinci parmağı olarak çalıyoruz mi'yi. La si do re mi'yi hemen alıyorum. Fakat burayı hızlı çalmamız gerekiyor. Bu yüzden bu kısmı önce yavaş olarak alıyoruz. Sonra yavaş yavaş burayı hızlandırmaya çalışacağız.
hızlandırmamız gerekli. Çünkü eserde burası hızlı bir şekilde geçiyor. Örnekleyecek olursak hemen üst satırdan alıyorum. Fa 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 mi re'den. Gördüğünüz gibi burada la si do re mi gayet hızlı bir şekilde bize şarkının diğer kısmına geçiş sağlıyor. O yüzden bu la si do re'yi bol bol çalışmamız lazım. Ayrıca şarkının bittiği yerde yani fa 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 mi re la do si la si fa mi fa mi. Buradan la'ya hemen atlamamız gerekiyor bu geçiş içinde. O atlayışı da bol bol bu kısmı çalışarak gerçekleştirebiliriz. Şimdi la si do re mi'yi de çaldığımıza göre devamına bakıyorum. Mi fa mi re do si la si do si la kısmını görüyorum. Önce mi fa mi re do si la kısmını bir alalım. Mi dediğimiz gibi ince mi olduğu için alttan ikinci telin birinci parmağıydı. Fa da hemen yanındaki boşluğa gelecek. Yine parmaklarımız birbirine değecek kadar yakın olmalı. Mi fa mi'yi bir gösterelim o zaman. Bu şekilde. Mi fa mi, sadece fa parmağımıza oynatmamız yeterli. Evet. Ardından da re do si la geliyor. Re boş telimizin sesiydi. Do üstten ikinci telin üçüncü parmağıydı. Si hemen yanı ve la da ikinci telimizin birinci parmağıydı. Yani şeklinde geliyor. Aslında az önce çaldığımız la si do re mi'nin bir şekilde tersini yapıyoruz. Yani yaptıktan sonra şekilde la'ya doğru geri gidiyoruz. Ardından la si do si la kısmını görüyorum. Bu kısımda da la'da zaten gelmiştik la'ya. La si do si la şeklinde. Fakat buranın da birazcık hızlı olması gerekiyor. Yani en başında burayı da la si do re mi gibi yavaş yapabiliriz. Bu şekilde. Fakat burayı da hızlandırmamız gerekli. Hatta burayı tek yerde çekmemiz bizi daha da hızlandıracaktır. Yani yayımızı şeklinde kesik kesik aşağı yukarı değil de tek yayda. Hiç yayımı sadece yukarıdan aşağı çekiyorum ve bütün parmakları tek yayda basmış oluyorum. Bu bizi biraz daha hızlandıracaktır. Bu kısmı bol bol çalışıyoruz. Bu kısmı da anladığımıza göre devamına bakalım. Si do si la sol fa mi şeklinde bir kısım geliyor. La si do si la yaptıktan sonra hemen si bir sonraki parmağımızda yani üstten ikinci telin ikinci parmağıydı. Do hemen yanıydı. Si do si la sol fa mi. Burayı hemen gösteriyorum. Hepsini daha önce gördük. Mi notamıza kadar geri çıkıyoruz yani. Si do si la sol fa mi. Burada da mi fa sol fa mi kısmı var. Orayı da hemen gösteriyorum. Orası da yine diğer az önce gördüğümüz la si do si la gibi veya la si do re mi kısımları gibi bir tık daha hızlı. Burada mi zaten geldiğimiz noktaydı. Fa hemen yanında. Sol istersek alt telin boş sesini, istersek de en üst telin dördüncü parmağını kullanabiliriz. Burada hızlı bir şekilde çalmamız gerektiği için ben dördüncü parmağı tercih edeceğim. Böylesi daha rahat olacak. Mi fa sol fa mi. Önce yavaş gösteriyorum. Mi fa sol fa mi. Gitgide hızlandıracağız. Burada boş tel olsa biraz zorlanabiliriz çünkü. Bir hızlıca alt tele vurmamız gerekiyor. O yüzden dördüncü parmağı tercih edebilirsiniz siz de. Ayrıca başlangıç seviyesindeyseniz bu la si do re mi, la si do si la ya da mi fa sol fa mi gibi hızlı kısımları çalmak yerine
bir önceki ölçünün notasını uzatabilirsiniz. Yani mi fa sol fa mi'den önce la sol fa mi kısmını görüyorum. Ardından da tekrar ince mi'ye bir atlama var. Hiç mi fa sol fa mi'yi çalmadan ince mi'ye de atlayabilirsiniz. Yani la sol fa mi'yi çalıyorum. Ardından gibi şarkının devamına geçebilirsiniz. Ama notanın aslında tabii ki de şu şekilde. Şeklinde. Fakat dediğim gibi oraları çalmakta zorlanıyorsanız ilk başta oraları hiç çalmadan geçerek şarkıya devam edebilirsiniz. Şimdi diğer ölçümüze geçiyorum. Burada ince mi'yi görüyoruz. Mi fa re mi fa la sol kısmı geliyor. Önce mi fa re kısmını bir hatırlayalım. Mi ince mi'miz alttan ikinci dilin birinci parmağıydı. Fa da hemen mi'nin yanına geliyordu. Re de boş sesimizdi. Yani bu şekilde çalıyoruz. Devamında da mi fa la sol kısmında la notamızı hatırlayalım. La notamız alttan birinci telin boş sesiydi. Ya da alttan ikinci telin dördüncü parmağıydı. Bu durumda sizin için hangisi rahatsa onu kullanabilirsiniz. Ben ikisini de göstereceğim. La'dan sonra da sol notasını görüyorum. Sol notası da hemen alttan ikinci telimizin üçüncü parmağı. Yani la sol şeklinde yapabiliriz. Önce la'yı boş tel alarak göstereceğim. Şimdi bir de dördüncü parmak alarak çalıyorum. Burası biraz atlamalı bir bölüm. O yüzden buraya da çalışmanızda fayda var. Bu kısmı alıp devam ediyorum. Evet, devamına bakacak olursak da yine sol notamızla devam ediyor. Yani geldiğimiz notadan devam edeceğiz. Sol, fa, mi kısmını görüyorum. Bu notaları biliyoruz zaten. O yüzden hemen göstereceğim. Sol, fa, mi. Devamında da tekrar mi, fa, sol, fa, mi, re, mi geliyor. Yani sol, fa mı yaptık? Tekrar sol'e döneceğiz. Mi, fa, sol. Bu şekilde. Mi, fa, sol. Ardından da fa, mi, re. Gayet kolay. Hatta bir önceki ölçüden alıyorum. Sol, fa, mi kısmından. Notalar birbirinin ardına geldiği için bu kısımlar fazla zor değil. Mi, fa, mi, re, do, si, la'dan alıyorum o kısma kadar. Evet, buraya kadar bu şekilde. Eğer çalış şeklim size hızlı geliyorsa videonun ayarlar kısmından oynatma hızını düşürebilirsiniz. O zaman daha sizin için rahat olacaktır. Devamında da la si do re mi kısmını görüyorum tekrar. Bu kısmı zaten daha önce çalışmıştık. Eğer yapabiliyorsak gene tekrar aynısını burada da yapacağız. La si do re mi'yi hemen alıyorum. Bunu zaten gördüğümüz için tekrar anlatmayacağım. Devamında da mi fa mi re do si la do. Bu da az önce çaldığımız bölümlere benzeyen bir bölüm. Mi notamızı biliyoruz zaten. Mi fa mi re do si la. La'ya kadar geri dönüyoruz. Evet, tekrar alıyorum. Bu kısmı çaldıktan sonra da la notamızdan do notamıza bir atlama var. Hemen o kısmı gösteriyorum. Mi, fa, burada bir la do atlaması var. Tekrar alıyorum. Ardından
Ardından da Si Do Si kısmı geliyor. Si zaten Do'nun hemen yanıydı. O yüzden gayet rahat olabilir. Hemen La Do atlamasını alıyorum. Ardından da La Sol La Sol kısmı geliyor. La notamızı biliyoruz zaten. Burada son notamızı boş ses olarak alıyorum. Çünkü buradan dördüncü parmağı atlamak bizim için zor olacaktır. Bu şekilde. Ardından da yine Si, La, Sol kısmımız var. Si üstten ikinci senin ikinci etiketiydi. La birinci parmağımızdı. Bu şekilde yani. Yani Si, Do, Si, La, Sol, La, Sol'dan alıyorum. Ardından da La, Si, La, Sol, Fa, Sol, Mi kısmı geliyor. Burada Si notamızın yanında bir bemol işareti görüyorum. Bu da normalde Si'yi ikinci telimizin ikinci etiketinde basarken bemol olduğu için, yani sesimizi daha kalınlaştırmamız gerektiği için hemen La'nın yanında basacağım. Bir değecek şekilde, bitişik şekilde bastığımızda Si bemol sesimizi alabileceğiz. Yani La, Si, La yaptığımda daha pes bir ses alıyorum. Az önceki Si'mizde bu şekilde bir ses alırken şimdi daha pes. Burayı hemen alıyorum. La, Si, La, Sol, Fa, Sol, Mi, Do şeklinde. La, Si, La'yı gördük. Si bemolümüzü. Burayı çaldıktan sonra da Sol, Fa, Sol, Mi kısmını alacağım. Burada solü boş da alabilirsiniz. Dördüncü parmak da alabilirsiniz. Yani şeklinde olacak. Mi hemen fanın yanıydı. Dördüncü parmak olursa şeklinde oluyor. Burada tercih tamamen size kalmış. Ardından do'ya atlıyoruz. Do hemen alt telimizin üçüncü parmağıydı. Yani böyle bir atlamamız var burada. Az önce çaldığımıza benzer bir yapı. Si, la, sol, fa, mi, fa, mi şeklinde tekrar alıyorum. Buradan da en başta çaldığımız kısma bir geçiş var. Es, sol, la, si, do şeklinde. Bunu da az önce çalmıştık. Buradan da aslında en başa dönmüş oluyoruz. Yani şarkımızı aslında bitirmiş oluyoruz. Şimdi şarkımızı en baştan sonuna kadar bu şekilde göstererek çalacağım. Böylece eserimizi toparlamış ve bitirmiş olacağız. Do notamızla başlıyorduk.
sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımdaki diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.